Ayolim meni uydan haydab yubordi. Do'stlarim uyda yashayapman. Xohlagan odamini olib kirib yashash mumkin. Zakistan o'tsin, propiskaga kirgizsin. Haqqingiz yo'q bu narsani yetishga. Siz ajrashgansiz. Ustimda pichoq ko'tarib chiqdi, o'ldiraman seni dedi. Hayotingizga suiqasd qiladigan bo'lsa, qonun oldida javob beradi. Yerjani Pazarboy aka o'zingizni bosib oling. Erkaklarni hurmat qiling. Baliq ortirish kerak ekan mendan. Pensiya chiqqan odamda pul bo'ladimi? Rahmimiz keladi bunaqa insonlarga. Opani qaranglar, deymi? Maftun qilarlar. O'ralib qolishimga sal qo'yibdi. Chiqarib qo'ymoqchisizlar, men sizmasdan. Javobimni beraman, yaxshi qiz. Demak, nimadir borki, yo'q deyapti. Assalomu alaykum sevimlilar. Efirda oramizdagi odamlar ijtimoiy to'qishuvisi. Bugungi mavzuyimiz ayolim meni uydan haydab yubordi. Boshladik. Bu dunyo sinov dunyodir, deb bejiz aytishmaydi. Har kuni turli xil sinovlar qurshovida yashaymiz. Farovonlik ham, tanglik ham, barcha-barchasi aslida sinov uchun berilgandir. Buni yaxshi bilamiz. Hayot topish va yo'qotishlardan iborat ekanligini ham bilamiz. Oila degan qo'rg'on azal-azal yurtimizda muqaddas bir qo'rg'on sifatida ulug'lanib kelgan, lekin ming afsuslar bo'lsin kim, arzimagan sabablar tufayli mana shu qo'rg'onga dars ketayotgan holatlar juda ham ko'p uchrayapti. Bugun bizda bir qahramonimiz borlar. Bizga murojaat qilganlar. Ayolim meni uydan haydab yuboryapti deb. Keling, ularni hozir studiyaga taklif etamiz va barchasini batafsil o'zlaridan eshitamiz. Marhamat, kutib oling. Xorazm viloyati Tuproqqala tumanidan Bozor Erjonov bizga tashrif buyurganlar. Marhamat, ularning shikoyatlarini eshitamiz va qay darajada ularning shikoyatlari o'rinli ekanligiga birgalikda baho beramiz. Assalomu alaykum. Pensiya chiqqanimdan keyin men kerak bo'lgan bo'lib qoldim. Sen qarı çal kimge gereksen, onday bunday deyip uruş başladı. Tinç yaşa cancel pencel gerekmedi. Maydım kuda vergen ballar, kuda vergen kereler, kuda vergen nivereler maydım. Şundan desem hep yapma kulak salmadı. Ahir gelip 21. yıl, 22. fevral günüse 23. yıl biter keçesi, keçesem üstümde bıçak götürüp çıktı, öldüremez seni deyip. Sebep ben bilmeyim ben. Açsam nime sebep desem indemeydi. Keyin uçaskan inspektörü yenen bir 3'te milli senir, 2'te milli güvarca geldi. Uçaskan inspektörü bile nümayette siz dedi, gep köşene kes dedi, ballarınız yok eken dedi, siz dedi buraya bir 2-3 ay yaşap durun dedi. Keyin sizin süt dedi, azap taşı dedi. Ben ne için getemem, büyümen, kim ayettim, bu geçsin dedim. Yok dedi, o yalan dedi, gep şimdi durup olma yaptı dedi. Cacel'den ki ben çıkıp gittim. Şundan beri ben hırda bir de silimler, üyünde ya bir dostyarlarım, üyünde yaşamıyorum ben. Ben bunu katan alamanda durup bunu üye mor gelemez mi? Bu beni işkime kegen, yer karap durup. Kanuni nikahınız var mı? Acıraştım ben bu kanuni nikahımda. Acıraştım. Acıraştım. Aslı bu cayatım ben o yerde 88'li birden yaşayım ben. 92. yılda şahsi mülkü satıp al gelmem ben. O peyti bu eyalı ben tanımayım, bilmeyim ben. Karasam, tamaka yeri boğunu bozdurup cay salıp koyuptu. Acayişkendeyken bana bu benim yerimde, üyümde iş kılıp mülkümünü bölüşe sota verdi bu. Ben onu uyuyla soğuç koymadım. Ha, koymadım. O zaman ben üstümde geldi. Ha, ha. Geldi. Kanaka kalıdı bugün, işiniz takırlap. Menga erkeledigan bilan yo'q, o'zidan baribir rozi bo'lgansiz oxir oqibat, to'g'rimi? Yo, endi keldi, yaxshi xolada yashab yurdik, urushib ketib kelib yurdi. Nima qildi ish qilib? Yo, qanaqa tanishgansizlar demoqchilar. Cheres Kavota keldi-da mana uyma. Demak, Cheres Kavota deyapsiz. Cheres Kavota yaxshi odammi? Ha. 15 yil yashab turib, ayolingiz nimaga bugungi kunga kelib janjal qilayotganini bilmasangiz, unda yo, men imidan shunchadir, men janjal qilayotganini sabrini bilmayman. Demak, mantiqsiz janjal bo'ldi. Men ana shu aytdim, men sabrini bilmayman. Safar aytsam aytmaydi. Avvalas o'zingizni bosib oling. Sizga berilayotgan savollarga konkret tarzda aniq londa javob bering aka. Nima maqsadda qamatadi siz? Yoki ilgari siz qamoq bilan bog'liq qanaqadir ish ko'rsatganmisiz? Hech qanday nimam yo'q, hech qanday. Nimaga qamatadi siz? Endi hozir kelishgan yaxshi bir normalni erkakni qanaq qilib bunaqa tuhmat qilishi mumkin? Pul işi sen balık attırışı yere bardım sana dedim ben ya. Şimdi ben pensiye çıkanma pulum yok gerekmeyim ben. Hazır, uy kimin namıdı? Benim namımda. Sizin namınız ne? Benim namımda. Hücretlerini koruştuk. Bülent namıdı, Bülent namıdı. Üçsüz. Ayağınız şünçeli bakımende bugün mi? Yok, uzları hem işliyle mi? Ne yapadır ya, yekke tedbirkar nimesi var. Demek tedbirkarlı. Eğer uyda tedbirkar bu sele, uyda kadıp cüvencel topalan bu ursa, bu tedbirkarlığı faaliyetine kaçan kılalla birincisi, ikincisi, ne yaparken de tedbirkar bu, non yapışı, uyda tinçliği, hatırcamlığı var içkeri. İki de adam uruş vurgunca uyda adam çekkeden otip etmeydi mi nonu nami? Bu çalını var mı? İt kılıp darazan aldı ya, baylap koyamayın deyip çakırıp durdu eyalara. Nafaka geçişinizden avvalam ayolingiz işlegen mi? Ya işledi, ya işlemedi.
işledi. Demek özlerim pul topkenler. Ha, topken. Biz hazır hücretlerinizin olgen yürüyüşümüzde müracaat kılalımız. Hakikaten üy yer bulan namıda. Zakistöldüğün benası balık arttırış gerekirken benimle. Ben hakiki bulgan gibi etmem. Bozor Ege, siz hazır Zakistan oldun. Siz soruşturma gelmişsiniz onu. Benim üyüme kendisinden bırak, kvartere bak, kvartere üyüye yol edi. Bozor Ege, karın opamız yani hazır acıraşken ayolunuzun adı Zemir opa. Hiç yaşlı molları yan var mı? Esliyiz mi yaşlı? Yaşlı bunu. Turmushga chiqishdan sizga chiqishdan oldin bekordan bekor uni nikohdan o'tkazmagansiz-ku, to'g'rimi? Ishongansiz. Yaxshi gaplari, sizga chiroyli muomalalari bo'lganmi, bo'lmagan? Ana shu imini chiroyli muomala bilan yashab kelib, oxirinda mana nima ish qildi? O'zlari qanaqa chiroyli ayolmilar? Yashab yurdik, boshda aytdim-ku, normalni yashadi, ana shu aldab yashab kelib, oxirinda mana endi mana ish qildi. Yo'q, to'xtang, to'xtang, yashashdan avval shuncha millionlab ayollarning ichida nimasi sizni rom etdi shu ayolni? Boshqa ayolni ham olishingiz mumkin edi-yu. Mumkin edi. Demak, tangani ikkinchi tomoni ham bor. İkinci tamamını hem eşitçisini benimki köpçülük iste yaptı. Sabık durmuş ortakları Zemira Sabirova'nı izledik ve o kişinin topuşki hareket kıldık. Onlar bugün stüdyomuzda taşlayıp yürgeler. Hazır kuramımız kaydırıcıda bozor ekanı ayet etken gepleri haklı yok ki yok. Hazır stüdyoda bana şu insanı taklif etmemiz. Marhamat kutub olin. Xorazm viloyati, Tuproq Qala tumani, Muhabbat mahalle faollar yig'ini, Navqiron ko'chasi 15-ci uyda yaşaydigan Zemira Sabirova. Yani bozor ekanın sabık durmuş ortakları. Marhamat. Zemir opa, assalomu alaykum. Qo'lingizda nonlar bilan kirib kelibsiz. Muncha chiroyli, bu o'zingiz yopganmisiz bu nonlar? Albatta. Men ijodkorlarimizdan iltimos qilaman, mana shu nonlarni. Kelinglar qizlar. Juda ham chiroyli nonlar ekan, hozir efirdan keyin tatib ko'ramiz. Sizdan ham eshitsak, nima deysiz shuncha gaplarga? Haqiqatmi bu? Men non olib kelishimdan sabab men navoyman. Men navoyligimdan orqimayman. Bu kishi mani navoyligimdan orqigan. Menden tutun hedi keldi deyip menge neçi bor aytgan. İyi başka pakizarak ayolda izlap koygan. Men navoyçiligimden bu kişiga lukma yedirgen men. Navoyçiligimden bola çakamı bakkamı, elimge, yurtumge hizmet kigen men. Özümme gururumme, özümme tepkilegen 5 yıllap. 2006 yılının 1 yanvarda işe kirgen bu insan. Şu paytga deyman bu 5 yılla bu insanda yatkızıp bakkan ben. Hemşki ben bunu uyuda oturgan iken ben. Şunu üçün ben dolcun iken ben bu kişinin bakışken. Mayli men razı bugen ben. Bala çakam xor bulmasın. 2 kertişke 1 piyazda sorab koşunanın uyuge çıkmasın deyip men navay bugen ben. Lekin ben hiç kandayman afsus çekmeyman navayçılıgımla. Orham kımayman. Mayli bu kişi orkıptı, orksın menden. Dal ne işi var, özüge uxşagen insan bile yaşasın, yürsün. Yok, karen. Hiç kandayı o kişiye pretenze neymeyu. Lekin ben ilimge, yurtumge hizmet kılıçtan, maşinde gururu, özünün şahsiyetini tepkilat edigen ayollarga şunday demoqchiman ki, ayollar, özingizni, gururingizni, özingizni oyoq osti qildirmang. Hech qachondan oyoq osti qildirmanglar. Mana şunday bo'lsin ki, mana bunga o'xshagan insonlar o'zining bilgani o'zida faqat rahmimiz keladi bunaqa insonlarga. Boshqa hech nima deya olmayman men. Zamir opa, qarang, biz hozir bozor akadan so'radik. Nima uchun, nima sabab ajrashishingizga nima sabab bo'ldi desek, men ham bilmayman. Men pul topmaganimdan keyin meni bir tinga olmay qo'ydi, deyaptilar. Yo'q, unday emas. Yaxshi yashaganmisizlar, o'zingiz hech baxtli yashaganmisizlar? Men bu inson bilan namunali oila bo'lib yashaganman. Bu inson bilan bolalarim buni hamma vaqtda mana shu insonni o'zi aytardi menga. Nima uchun faqatgina mendan bo'lgan emas bu farzandlar. Shunday meni hurmat qilishadi, meni hurmatimni joyiga qo'yishadi bular ikkita o'g'il ham deb turib, mening ikkita nevaram bor. İkkita nevaramni bittasini 10 yoshga kirgizgan bu inson, bittasini 4 yoshga kirgizgan. Avval boshlab hayotga qadam qo'yishlarida men otamga mashina beraman. Keyin boshqa ishimni qilaman deb turib otasiga mashina podarka qilgan. Bolalar podarka qilgan. 7000 dollar qo'limga berib, 7000 dollarga mashina oldik. Ertasi kuni 1000 dollar berdi, 8000 bo'ldi. Afarmeniya qildik, 07 oldilar. Lekin shunda ham bu inson shu bolaga ota mashinday bag'rini ochib ota tabriklayman sizni degan paytida ham shunga rahmat demadi bu. O'g'limga rahmat demadi bu. Shu to'g'ri, shu to'g'rimi shu haqiqat? Demaydi. Demagan ham, demaydi ham bu inson demaydi. Lekin u o'g'lim shu paytda mening 19 yoshida edi.
Masalan qarangki shu o'g'lingiz buncha pulni qayerdan olgan? Qayerdan ishlaydi? Bolam svarchik bo'lib ishlaydi. 2010-yildan buyog'i Yamalda ishlaydilar. Bolalar bilan munosabat yaxshimi? Albatta. Bolalarim hozir ham mening o'g'lim hozir ham otam uydan chiqdi desalar, men uydan chiqaman. Otam agarda nima desalar, otamni gapi meni qonun, biz uchun qonun, biz uchun shu nima desalar shu deb yashaydilar. Nabiralaringiz bor ekan. Nabiralaringiz sizlar bilan birga yashaydimi hozir? Albatta. Nabiralarim hamma shu kishi nima desa, shu chizgan chizig'idan hamma shunday bo'lib yurganmiz bu. Xo'p, nima uchun mana ajrashdinglar? Nima uchun uydan chiqarib yubordingiz? Bu insonning uchun shaxs aralashuvi sababli bu men tandirda novoyman. Bu yerim pishadi, qo'lim pishadi. Mana qadoq qo'llarim. Bu insonni boqqan qadoq qo'llar o'tirishiga qarang bu insonni. Novoy bo'lganim uchun u meni tanomagan. Uchinchi shaxs kim? Uchinchi shaxs aralashuvi sababli bu o'ziga loyiqini, o'zi bilan kayf safa qiladigan ayol topib olgan, mahallamizda nomi chiqqan ayol topgan. Shu bilan donolishib yurgan paytida sentyabr oyida, 6-sentyabrda boshlagan ekan bu ishini. Men kelib 8-mi, 4-fevral kuni ushlab oldim buni. Shundan keyin bu atkir ochiqchasiga menga hujumga o'tdi. Avval uydan chiq, ari o'g'lingga o't. Qashqang to'xtatsanmi yo'qmi? Yaşıldı. Buranda bir ispatı var mı? Bir ispatı bile gapirin size. Hazır mı etip veremez ispatı? Yok, yok. Gepleştiğine itibar kılın. Opacan, erkeklilerine hürmet kılın. Yercan, Pazar Oyak'a özü basu alın. Beni tinç koysun, üyümden çıkıp gitsin balların altından. Özenin üyeleri bana mesela. Pazar Oyak'a siz hak bulsayız, ne ki sizi hiç kim işlemedi? Hiç kim işlemedi? Hazır ispatı yalan gelme oturayım. Hem yere var. Karayın Pazar Oyak'a siz hak bulsayız, ne ki sizi hiç kim işlemedi? Bana mı? Ne başladı sen bunu işledin, ben hiç kim işlemedi? Ne ki hiç işlemedi? Senin kimin vardı? Hem yere var bakı, beni ruhi kesel de baytadı barga yerin. Ruhi kesel deyiş üçün. O'sha ruhiy shifoxonani qog'ozi bo'lish kerak. Isbotlangan bo'lish kerak. Bormi qog'ozingiz? Bo'lmasa nimaga ruhiy kasal deyshat? Men kirib turib 2 marta shu gapni eshitib turib, siz eshitmayaptimi? Hokimiyat eshitmadingizmi? Mahalla eshitmadingizmi? To'g'ri bu to'g'ri aytdi. Bu dedi ruhiy kasal dedi. To'xtanglar, hozir so'raylik, Zamir bilan nima uchun ajrashdinglar? Men bu kishidan ajrashganim yo'q. Ajrashishni ham istamadim. 2 yil sudrab yurdim. 2 yil ajrashmayman dedim. Advokat mana shunday tutdi-da meni yuzimga diyalani otib yuborgan paytida ham sizga advokatlik qilmayman. Nimaga bunga yalinasiz? Ko'rmisiz, karmisiz? Nima uchun bunga yalinasiz? Ajrashmayman deb turib olasiz degan paytda ham men ajrashmayman deb 2 yil yurganman bu insonga. Nega yaxshi ko'rarmidingiz? Men yaxshi ko'rganman, hurmat qilamiz. Hammamiz hurmat qilamiz oilamizda. Xo'p, nima uchun hozir mana ko'chada sarson? Hurmat meni pulimni qilding. Sarson bo'lib yuribdilar. Kerak bo'lgan bo'ldi. Bozorga to'xtang, nima uchun? Allohim, 2016-yilda pensiya chiqqan odamda pul bo'ladimi? 2016-yilda pensiyaga chiqqan bo'lsa, bizga 1 so'm pulni bermagan bu. Pulini o'zini oshqozoniga, kayfiyatiga. 17-yilda senga kerakmas edim uje. Bitta ayolga erkak, erkakka ayol kerak-da hayotda baribir. Til topishib, o'zaro bir kelishuv qilib, bitta tomni tegidi, tinchgina yashasanglar bo'lmaydimi? Bo'lmaydigan ish o'zi yo'qsa-da, lekin uni uchun xohish kerak-da. Zamira opa hozir o'zingiz aytyapsiz-da, men 2 yil cho'zib yurdim, ajrashishni istamadim deyapsiz. Albatta. Xo'p, mayli ajrashibsizlar. Lekin hozir bundan avval gapirgan gaplaringizni eshitdik-da biz. Nabiralarimni shu inson katta qildi, til o'rgatdi deyapsiz. O'g'illarim yaxshi ko'radi deyapsiz. Endi shu katta uydan nahotki eringiz uchun joy bo'lmasa. Mayli ajrashga ajrashibsiz. Lekin shu nabiralar bilan uning uyi emas, baring uyi. O'zi aslida bularning uyi ekan. Bu Yerjon bozor bo'yinda uyi bo'ladigan bo'lsa, shunday kapaga o'xshagan shitovoy bor. Shuni oldida 2 etajli kirib, bolalar Yamal stroyda ishlab turib uy qurdilar. Keyin u yerda turib, menga aytdilarki, otamni nomiga rasmiylashtiring dedilar. Keyin men mashinani ham otasining nomiga rasmiylashtirdik. Gentrani rasmiylashtirdik. Keyin 2 etaj uyni ham otaning nomiga rasmiylashtirdik. Ana bu yerda meni qilgan aybim shu bo'ldi. Bu insonning yuragi, ko'ngli boshqa ekan. Bu borada-da o'zini reklama qiladi. Ayollar oldida meni uyim bor, mashinam bor deb reklama qiladi. Ha, meni novoy deydi, tutuni hidi bor deydi. Lekin buning puli kerak, meni joyim kerak bo'lib qoldi. Ko'rimli ayol ekansiz-da. Albatta. Manaman degan erkak kishi sizni orzu qiladi, havas qiladi, lekin bularning ahvollarini qarang, bir-birida anaqa bo'lib qoptilar. Buni bunaqa kuyga tushirgan o'sha uchinchi shaxs bo'ladi. Bozoriga bormi o'sha uchinchi ayol? Ikki ichkilikka qo'shib qo'yib shuna bo'ldi. Nega? Yo'q. Bu solidni siz. Bir bilan gaplashsang ayoling bo'lib chiqaveradi. Zamira opa, sizni bir bilan gaplashsang ayoling bo'lib chiqaveradimi? Sizni mahalla faoli deb eshitdim. Mahallada nima ish qilasiz? Men mahalla ko'cha boshchisiman. Mahallamiz tadbirlarida qatnashaman.
Hamma masalan obodonchilik ishlarida qatnashaman. Mahallamizda qanaqa tadbir bo'lsa men borman. Akasi o'ldi, yangasi o'ldi. Shuni o'g'lini uyimga olib kelib, to'y qilib, uylantirib, shu o'g'ilni 3-chi o'g'il qilib olib keldim. Lekin uni 30 yoshiga kirguncha hech kim to'xtat yolg'onsa, meni aytib beraman. Bitta qo'shimcha bosib oling o'z. Gardingiz yolg'onsa deb o'tirishdi. Men bo'ldi bosib oling. Opa, hozir bitta narsa. Yolg'onsa deb o'tirdi bidin. Bir mil boyadan biri qarab turibman. O'z mahallada ko'p yillik ishlagan ekansiz, ko'cha boshi ekansiz. Men bitta narsani menga xursand bo'lganim, hozir aytdik, namunali oila dedingiz. Endi shu narsani endi hozir akamlar bilan bir maslahat qilamiz-da. Akamlar agar novoychilikni akamlar qilanlar, siz uyda o'tirasiz, maza qilib, mahallaning ishini qilib. Shunga siz so'z bera olasizmi? Boyadan bir udivasiz, aka, bu erkak gapimi bo'lmaydi, iltimos. Erkak kishi pul topib kelsa, mana bunaqa bemalol naq qiladi. Mana hozir bitta narsasi xursand bo'ldiki, o'shatdan o'sha 1000 kilometrdanmi hozir nob keldilar, mana shu televideniyani hurmatini qilib, mana shu insonlarni. Bular o'zlarini ishlari bilan, mehnatlari bilan ko'rsatyapti. Farzandlaringizga mashina olib beribdimi? U ikkalalarni farzandingizlar. Mahalladagi bunaqa ishlar ko'p bo'ladi-da. Boyadan biri nazar solib tursam, buni ko'zi bunga tushyapti, ularning ko'zi bunga tushyapti. Undan ko'ra bunaqa dedi, anu manuni yig'ishtirish kerak. Bu yoshga chiqqanda. Ha, shu yoshga. Endi farzandlarni o'ylashimiz kerak. O'sha uyda bir amallab bir kunni o'tkazishimiz kerak. O'zingiz aytganingizdek, mahallada faol ekansiz. Shunga bir amaliy yordam o'zingizdan kelganda ko'rsatib berishingiz shart. Navoiylik qiling. Yo'q, bo'la bo'lmasa bo'la uyni yopsinlar, siz bozorga chiqing. Novoylikdan or qiladilar-ku, qanday novoylik qiladilar? Men novoy qilmayman. Men novoy qilishchi yana bu ayol bilan yashashga ajrashganim yo'q. Yashab bilmayman. Bu yerda yolg'on so'zlab o'tiribdi butun. Mayli, yolg'on so'zlagan bo'lsalar, ayol kishi nimadir degan bo'lsalar, dedilar, siz to'xtatamiz deb bo'ldi. Eshitdingizmi? To'xtatamiz. Bir min. Men so'ro, uy sizning nomingizdami? Hujjatlar sizda. Uyga sikirgizmayapsizmi? Bir min, bir min. Uyga sikirgizmayapsizmi hozir bularni? Uyga kirishga to'sqinlik qosmi? Uyga o'zlari kirib yashashi mumkin. Yashang dedim. Bu menga aytayapti, sen navoylik qilib 9 ta jonni boqayapsan. 9 ta kelinlarim bor, 2 ta kelinim, 4 ta nevaram bormi? Shularni boqayapsan dedi. Men qo'lidan sudrab, haligi nimasini olib kirarmish, uni boqarmishman, bular yotar ekan. Masga bitta narsa aytaymi? Bular uy egasi-da. Uy egasi. Oxirigacha eshiting gapimni. Qonuniy uy egasi, xonadon egasi. Xohlagan odamini olib kirib, xohlagan odam bilan yashash mumkin. Faqat qonuniy tartibda. Zakstan o'tsin, propiskaga ketsin. Siz uni hal qilib tekshira olmaysiz, opajonim. Siz ajrashgansiz, bo'ldi, sobiq turmush o'rtog'isiz. Haqqingiz yo'q bu narsani yetishga. Sizga hozir bular qanaqadir ta'ziq o'tqizsa, so'ksa, qo'rqitadigan bo'lsa, bemalol huquqni muhofaza qiluvchi organlarga murojaat qilishingiz mumkin. Haqorat qiladigan bo'lsangiz, hayotingizga suiqasd qiladigan bo'lsa, qonun oldida javob beradi. Faqat buni isbotlab berish kerak. Hamma buni gapga qolasiz. Kamera qo'yib qo'ying xonangizga. Kamera sizning ruxsatingizsiz, sizning xonangizga ruxsatingizsiz hech kim kirishga haqqi yo'q. Tushunmayapsiz, hamma buni gapiga quloq soladi deyapsiz. Lekin uy sizning nomingizda. Kimni xohlasangiz o'shani yashatasiz, kimni istamasangiz o'shani chiqarib yuborasiz. Tushunyapsizmi? Qonunsiz tarafda deyilyapti. Er xotin urushi dokorumal qurishi deydi. Avvalambor erkak kishi xotin kishidan bir pog'ona yuqori turadi. Zamiraxon, siz yosh bo'lsangiz kerak menda. Baribir siz shu shuncha yil yashabsiz, turmush qurasiz, bularni ozgina bo'lsa ham hurmat qilishingiz kerak. Hozir mana gaplaringizda ham hurmat yo'q deb, prosta hozir sizlar bunaqa qilmanglar, shu yoshga yetib uyat, hozir butun televizor, butun xalq ko'ryapti sizlar. Shuni aytayapman. Yarashinglar. Mayli, yarashmasanglar, zaksinglar bo'lmasa ham bir hovlida yashanglar. Bir chekkasidan siz, bir chekkasidan siz. Zamira opa ajrashaman demaganlar-ku, bular o'zi ajrashaman degan. Ey, majbur ajrashga majbur bo'lganlar. Boshqa ayol olib kirganlar. Bo'pti, to'g'risini ayting, o'sha ayol siz bilan yashaydimi? Qaytmoqchimi suyga? Uchinchi ayol. Uchinchi shaxsi? Bittasini? Uchinchi shaxs. Birinchidan menda uchinchi shaxsali yo'q. Men yashayman, hech kim bilan gaplashganim yo'q. Xo'p. A siz rashk qilyaptilar-da, yaxshi ko'radilar bular. Apoxona kerak-ku axir. Yosh kelin kuyovlar urushadi-ku, xuddi o'shanga o'xshab bo'lyapti, bilyapsizlarmi? Yo menga shunaqa tuyulyaptimi? Opani qaranglar-da, mana mana shu o'tirib, mana shu o'zida kerak bo'lsa-chi, mana men degan erkakni-chi o'zlariga rom qiladilar. Mana shu qarashingiz o'zida. Mana mana shu boyadan beri qarab o'tiribsiz, qarab o'tiribman. Voy, o'ralib degan. O'ralib qolishimga salqoq. Ha, ha. Qiltiriqqina bitta do'dani ko'ynini topa olmaysiz.
Bağırızlık bitti kuşağılı. Babasız, ayol, ben hani ayol kişinin... Ben size orada tapuk koyuptu, ben gerekim yok. Ayol kişinin makine kırık diye yük. Business ladiesiz, işle bas, pul top bas. Afsus ki sizi orkayızda tok bu turuş kereği bugün adam, şunu tahminleş kereği bugün adam, şunu kim yaptı de, sizge tabi bu kovattı. Sizge şunu tabiyeliği, bakımendeliği yok mu yaptı? Bozor eki, mahoz oldularda oturdum. Şuna hangi bir çıraylı ayol, şuna hangi yaşşidli ki var dünyadaki en zor is bu bolanı ise ki nonni isi deyişedi bilesin mi? Nonni isini yani Navoiy xonalar uzoqroq bo'lsa ham o'tib ketayotganimizni issiq non pishayotganini sezib qolamiz. Hididan ishtahamiz ochilib ketadi. Mazza qilmaysizmi? Hozir bir yil bo'ldi non yapmaydimi? Kelini yapadi. Voy, xop tandiri yonida boshliq o'zi-ku. Ko'ring sizga yoqishchimi? Nima tashab qilaman. To'xtang bozor aka. To'xtang hozir. Zamir opa qarang, o'sha bolalaringiz kichkina paytda deylik-a, mayli hozir bularni hozir yomon bo'ldi, ishlamadilar deylik orasida. Lekin o'sha bolalaringiz kichkina paytda farzandlarga otalik qilgan. Albatta. O'zingiz tan olyapsiz, men qoyil qoldim shu gapingizga. Nabiralarimni katta qildi, til o'rgatdi deyapsiz. Kelinlarim yaxshi ko'radi, hurmat qiladi farzandlar. Bekor emas, demak yomon odam emas, to'g'rimi? Yo'q, yomon odam emas. Mayli, endi bilan erkaklarni bitti bu emas. Hozir o'tirganingizda hammasini o'radingiz, mana shu erkaklarni. Tushunmasmi? Shuning uchun biling, hamma erkak ko'zi bilan to'g'risida, ko'zi bilan yaxshi ko'radi. Lekin ularni ushlab qolish, ularni jilovlab qolish bizni qo'limizda. Jilovsiz-da, opa. Shunda ayol bo'l, jilolovmaysizmi shunda erkin? Bozorbay aka, eshiting. Qaytmayman. Ne qaytmayman? Qaytmayman. Bozorbay aka, qarang. Qaytmayman. Xarasho, qaytmaysiz, to'lqa vperyod-da. Yosh bolalarning gapini gapiryapsiz. Albatta, men hamma mulk sizning nomingizda. Egalik huquqi ham, foydalanish huquqi ham sizning nomingizda. Doimiy ro'yxatda siz bilan faqat Zamira opa bor ekan. Bu yerda pasportni stoldan haqida berilgan ma'lumotnoma ham bor. Yetta faqat ikkitagina shaxs doimiy ro'yxatda deb yozilgan. Ularni qarorda ham jinoyat ishini qo'zg'atishni rad etish haqida qarorda ham bu narsa ko'rsatilgan. Uydan sizni faqat huquqni muhofaza qiluvchi organ ham chiqara olmaydi. Faqat sud qarori bo'lish kerak chiqib ketish uchun. Lekin buna qaror yo'q. Uy egasisiz siz. Hech kim sizni uy asos ham topmadi. Uyi siz uyi ichida mulk ham hozirgi kunda buni hech kim mulk ichida narsalar ham kimnikiligi yozilmagan. Hammasi sizga. Demak, bugun borib bemalol kirib yashashlari. Bemalol kirib yashashingiz mumkin. Endi opajon sizga ham maslahatim. Agar siz haqiqatdan siz gaplaringiz bo'yicha ichkaridagi uyi, ikki qavatli uyi siz qurgan bo'lsangiz, siz bundan uydan foydalanish huquqi bo'yicha fuqarolik sudiga murojaat qilishingiz mumkin va bundan foydalanishingiz mumkin bo'ladi. Qarang, nima uchun ajrashib ketgan bu opa? İkide farzandları bulan, bulaya turmuşge çıkıp geldiler. Bula yaşlıgı da kerek edi, doğru mu? O şanayet yapmandı. Fakat kafa bu meylede, sizler hakikatte tutkanım için. Çünkü bu dünyada, bir kem dünyada hamamız, mehmamız. Hamadayım ay böyledi, hamadayım günah böyledi. Başı da ikide farzand bulan kırıp kegende, bu adam yaxshi bo'ladi yu. Chetga ishlab keldim plastik kartam bo'ladi edi deyishyotdi. Endi bular qarib nafaqaga chiqqandan keyin puf sassiq deb chekaga chiqarish bo'lmaydi-da chunki. Uy bularniki ekan, sudan berib ajrashgandan keyin de. Siz to'xta, savolingiz bo'ldimi? Bularni mensimaslik qilib endi farzandlaringiz shaxsiy fikringizga shaxsiy javob oxirigacha eshiting iltimos. Farzandlaringiz uyli joyli bo'lgandan keyin o'g'illaringiz bor, ikki qanotingiz bo'ladi ular. Bularni chiqarib qo'ymoqchisizlar. Men qarang, qariganda devos. Qarang, savolingizni qarang. Vaziyat yoritib berildi. Ajrashishlarga sabab 3-chi shaxs aralashuvi deyilyapti. Ajrashgandan keyin 3-chi shaxs aralashuvi deyilyapti. Bular qariganda pusasiq bulardi gapi. Lekin siz bular boshqacha gap aytdilar-ku. Men chiqarmoqchi emasdim, ajrashmoqchi ham emasdim dedilar. Nima bo'lgan taqdirda ham qonunan gaplashadigan bo'lsak, uy bu insonniki ekan. Hozir mana yuristlarimiz o'zlari aytib turishibdi. Va o'sha paytda ham bu insonniki bo'lgan. Men bir narsa aytmoqchiman. Men bu taraf ham emasman, bu taraf ham emasman. 5-6 shaxs aralashuvi bo'lgan taqdirda ham opa, siz kattasiz. Shu odamni aldab, avrab, misol uchun-da bitta o'sha 3-chi shaxs aralashuvi sabab ajrimga sabab bo'ladigan holat emas. Men shunaqa deb o'ylayman. Qanaqa yomon holatlar o'tadi oilalarda bilasizmi? Faqat to'rtta devorni o'zi biladi. Yoshingiz bu joyga yetdi, nabiralisiz, kelinlar bor. Endi uyat emasmi? Mana shunaqa. Men hozir bir narsani bilasizmi? Hozir juda ham ko'p so'radik bozor akadan, iltimos yarashing degan gapni aytdik. Oyog'ini tirab turibdilar. Yo'q, demak, bizga aytmayotgan va bizga tushuntirib bera olmayotgan nimadir borki, yo'q deyapti.
yapmayaptılar. Çünkü umurunu gözler görmeyapti yani ötüp gitken umurunu. Demek biz bilmeydik yani nimadir bor. Yok ki biz şunu olmayapmız. Biz çüntür olmayapti. Yok olmasam köngüllerini kattı gördü. Elbette. Bu insanın hem özü yarışı hatası var. Bu insanın hem hatası var. Bir de film görgendim. Ayol kişi cemiyette rahbar boladı mı? Mansap egesi boladı mı? Kim buluştan kat'i nazar? Kup pul topadı mı? Uyge kegende o ayol. Eri ondan pas pağına da işleyen takdirde ham. Kim aile ogen takdirde ham. O uşa erkekini ayol. Bugünkü kahramanlarımızı yaraştırışını istedik. Ekspertlerimiz, hama hamamız. Lekin ahsus ki, ular yaraşını özleri istaşmadı mı? Buluştan kat'i nazar. Ular ki, tinchlik tilab qolamiz çünkü o'zlarining yagona istaklari meni tinch qo'ysang bo'ldi degan gapni juda ham ko'p marotaba takrorlashdi. Ko'rsatuv so'ngida mutafakkirlarimizning bir gaplari yodimga tushdi. Oilaning baxti er yoki xotinning husni bilan emas, balki xulqi, hikmati va o'zaro sabr-toqati bilan bunyod bo'ladi deyilgan. Yomon xulq va sabrsizlik har qanday chiroyini yo'qqa chiqaradi va har qancha muhabbatni nafratga aylantiradi azizlar. Shunday ekan, xulosa qilish o'zimizdan. Hozircha shu. Yana uchrashamiz. Salomat bo'ling.